30 Mayıs'ta yapılan kongrede yönetime geldikten sonra hızla dosyalar üzerinde çalışmaya başladık. Tabii sadece dosyalar değil, önümüzde birçok halledilmesi gereken problem var. Bunların içerisinde, halledilmesi gereken problemler içerisinde bizim için en önemli ve en elzem konular yabancı futbolcuların, yani FIFA'ya şikayette bulunmuş yabancı futbolcuların problemlerinin halledilmesi, mevcut kadromuzda bulunan oyuncuların ücretlerinin ödenmesi ve bundan sonra da tabii takımın kamp durumları, hoca, diğer teknik konular, bunlar devam eden süreçte bizim önümüzdeki problemlerdi. Şimdi birkaç gündür, hatta 3-4 gündür, 5 gündür bir konu var. Pinto konusu. Pinto'dan -6 puan yer miyiz, yemez miyiz, yedik mi, ne oldu? Şimdi bir takım da yanlış anlaşılmalar var, yanlış algılar var. Öncelikle ben sizinle Pinto sürecini paylaşmak istiyorum. Şimdi Pinto Sayın Mesut Özcan döneminde transfer edilmiş. 5-6 maç civarı bir katkısı olmuş. Sonra kampa giderken transfer edilecek düşüncesiyle Afyon'da otobüsten indirilip tekrar tesislere getirilmiş. Sonra da Eskişehirspor'dan ayrılmış bir oyuncu. Kendisi 2 sene önce kulübü FIFA'ya şikayet etmiş. Bu şikayet devam etmiş. Yani orada görüşülmüş, gerekli yazışmalar yapılmış, itirazlar yapılmış. Bir takım süreçlerden geçiyor bu şikayetler zaten. Bu süreçler değerlendirilmiş ve bu süreçlerden sonra FIFA tarafından Eskişehirspor'a bir ceza tesis edilmiş. Şimdi biz göreve gelir gelmez, özellikle de meslektaşımız olması itibariyle Pinto'nun avukatıyla görüştük. Şimdi burada 25 Haziran'a kadar bir ödeme yapılacak, 25 Haziran'a kadar ödeme yapılmazsa gidecek şeklindeki algı yanlış. 31 Ocak 2019 tarihinde bu konuyla ilgili ceza FIFA tarafından federasyona bildirilmiş, federasyon da kulübümüze bildirmiş ve şöyle demiş: 60 gün içerisinde bu borcu ödeyin. 31 Ocak 2019 tarihinde 60 gün içerisinde bu borcu ödeyin şeklinde bir yazı gelmiş. Şimdi dolayısıyla 60 gün içerisinde ödeme yapılmadığı için bu puan silme cezası kesinleşmiş. Kombine konusunda zaten taraftarımızdan yoğun ciddi bir ilgi bekliyoruz. Şimdi tabii -6 puan silinmiş olması morallerde bir bozukluk yarattı. Bizim de moralimiz bozuldu ama netice itibariyle Eskişehirspor daha önce işte -3 puanla başladığı da oldu. Sezon devam ederken -3 puan yiyip yendiğimiz maçta hükmen mağlup sayıldığımız dönemler de oldu. Ve o dönemde biz biliyorsunuz final oynamıştık playoff'ta. Biz dediğim gibi, yani olabilir, aşamadığımız hukuki problemler var, aşılamayacak problemler var. İşte Pinto'yu aşmak istedik ama tabii verdiği süreyi inkar edince, o dönemde verdiği süreyi inkar edince şey oldu. Ben avukat arkadaşı da aradım. Neden böyle yaptınız? Niye beni aramadınız dedim. Yani ben aradım dedi. İşte Kaan Başkan'ı aradım dedi. Kaan Başkan'ı aramak yerine beni arayabilirdi. Ben nezaketen kendisini aradım. Telefon numaramı verdim. Görüştük. Tarihle ilgili de konuştuk. Ama elinde mahkeme kararı var. Yaptığı işte hukuki. Böyle uygun gördü, yaptı. Sağlık olsun. Şimdi transfer yasağıyla ilgili en son yaptığımız çalışmada 86 dosya, 87 dosya civarı dosya var. Transfer yasağı da tabii farklı sebepler var transfer yasağının açılmasına imza vermek üzere arkadaşlarım. Farklı sebepleri var. Hepsiyle tek tek ayrı ayrı görüşüyoruz. Önceliğimiz kulüp lisansı. Tabii biz bu kulüp lisansı aşamasında yaptığımız çalışmaya transfer yasağını da dahil ediyoruz. Kendilerine durumu anlatıyoruz. Bütün alacaklılara net bir şekilde neler yapabileceğimizi hepsine net bir şekilde anlatıyoruz. Yapamayacağımız hiçbir şeyi söylemiyoruz. Yapılamayacak hiçbir vaat, hiçbir söz vermiyoruz. Somut bir şekilde kendilerine neler yapılabileceğini söylüyoruz. Kabul eden arkadaşlar ediyor, kabul etmeyen arkadaşlar etmiyor. O çalışma da ayrıca devam ediyor. İnşallah transfer yasağını biz açmayı isteriz. Ama önceliğimiz hep söyledik, mevcut kadroyu korumak. Mevcut kadroyu koruyarak lige başlasak dahi
transfer yasağını kaldırmasak dahi biz kadromuza güveniyoruz. Hoca da kadroya güveniyor. Kadronun inşallah iyi işler yapabileceğini düşünüyoruz. Sayın.